Sana bir şey söylediler mi kızım? Ne oluyor? Yok, söylemediler anne. Allah'ım sen büyük şey yarabb. Çok kalabalık içerisi. Kötü bir şey yoktur inşallah. Belki uyandıracaklardır. Onun için karar vermeye çalışıyorlardır. Keşke. Ama öyle bir şey olsa bize söylerlerdi. Doktor geldi. Ne oldu? Ne oluyor içeride? Haberler kötü. Allah'ım sen yardım et bize. Oğluma ne oluyor? Tüm müdahalelere rağmen ikinci böbreği de kaybettim. Enfeksiyon kapmasını engelleyemedik. Bağırsakların parçalanmış olması enfeksiyon riskini arttırmıştı. Korktuğumuz başımıza geldi. Yani ne demek? Ölecek mi şimdi? Doktor bey bir şey söyleyin. Bir şey söyleyin. Ne olacak? Ne yapmamız lazım şimdi? Organ bulununcaya kadar uyuyacak maalesef. Hala uyandırmak için erken olduğunu düşünüyor heyet. Acilen böbrek bulmalıyız. Nasıl yani? Tamam, ben denedim. İnşallah birimizinki uyar. Berkciğim bakar mısın? Dokularınız uyarsa böbreğini verecek misin? Didem, bu nasıl soru? Tabii ki vereceğim. O zaman tek böbreğin olacak. Ya o böbreğe de bir şey olursa, o zaman ne olacak? Ya abim ölüyor, sen neler hesaplıyorsun? Kapa çeneni. Benim işim bu kadarmış. Gel anneciğim. Birimizden birininki mutlaka uyacaktır. Niye benim kanımı da almıyorlar? Bizimkilerin uyma olasılığı daha yüksek Gümüş. Ya hiçbirinizinki uyumazsa? Doktor böyle söyledi. Önce birinci derecedeki akrabalar. Sen de duydun. Ya Pınar, vakit kaybediyor olabiliriz şimdi. Yine ben geldim. Dışarıda olmak yetmiyor insana aşkım. Evet, seni çok özledim. Gözünü, saçını, bakışını. Her şeyini çok özledim Mehmet. Ben iyiyim. Bekliyorum. Gözlerini açmanı bekliyorum Mehmet. Bana gülümsemeni bekliyorum. Gümüş demeni. Melek de iyi. Mehmet demiş biliyor musun? Tam olarak diyememiş tabii. Ayşe telefonda anlattı. Zorladım telefonda desin diye. Demedi. Mehmet seni çok özledim. Lütfen daha fazla bekletme beni, gel. Seni çok seviyorum Mehmet. Hala babamdan ses yok mu? Yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bozcaada'yı arasaydınız. Aramadınız mı evladım? Kaldığı otele baksaydınız nereye gider, ne yapar? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah hepimize sabır, Mehmet olma kuvvet versin. Amin. Amin. Yapabileceğim bir şey var mı? Elim kolum bağlı oturmayayım. Gözüme görünmeyerek en büyük yardımı yaparsınız Dilruba Hanım. Anne. Oğlum can çekişiyor, babam ortada yok. Siz utanmadan hala etrafımızdasınız. Sağ olun, görevinizi yaptınız ama şimdi gidin lütfen. Yok olarak en büyük yardımı yaparsınız. Siz de mi haber almadınız Fikri'den? Hayır, hiçbir haber yok.
Ben onun için Bozcaada'ya gittim ama geleceğimi öğrenmiş sanırım. Otelden ayrılıp sırra kadem basmış. Size en güzel cevabı vermiş yani. Ben sağlığından endişeliyim Şeref kızım. Eğer haber alırsanız... Size tek kelime söylemeyiz, anladınız mı? Çıkın gidin şimdi buradan. Dilruba teyzeciğim, ben size haber veririm. Ama şimdi ne olur, daha fazla annemi kızdırmayalım. Zaten kendinde değil. Tamam cancağızım, haberlerini bekliyorum. Eğer bana ihtiyaç olursa rica ederim ara. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Hı-hı. Olayın planlı olma olasılığı çürümek üzere. Nasıl yani? İfadelerinde Mehmet Bey'in bilinen hiçbir düşmanlığın olmadığı ortaya çıktı. İş konusunda da herhangi bir ters düşme durumu yok. Peki neden? Niye? Ne istediler Mehmet'ten? Durduk yere ben niye bıçaklanmadım? Bu işin içinde bir bit yeniği var. Ben hala planlı olduğuna inanıyorum. Herhangi bir görgü tanığı ya da ihbar hiçbir şey yok Onur Bey. Küçük bir tartışma bile sebep olmuş olabilir. Ancak Mehmet Bey bu olayı çözebilir. Konuşabilirse eğer. Ama hiç konuşmazsa? Öylece kapanacak mı bu konu? Buna izin vermem. Mazeret değil, sonuç görmek istiyorum Uygar Bey. Kim yaptıysa en kısa zamanda bulun.